Merhabalar. Bu videoda orka slicer eğitimlerine başlıyoruz. İyi seyirler. Videoya başlamadan önce kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sizlerin desteğiyle kanalımız şu anda 2000 aboneyi geçmiş durumda ve gerçekten hızlı bir yemeğiyle büyüyoruz. Bu yönden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kanalımızın katıl ve teşekkürler butonu aktif edilmiş durumda. Buradan da maddi olarak desteklerinizi bekliyor olacağım. Teşekkürler isteğe bağlı bir özellik. Eğer ki içeriği beğeniyorsanız bu içerik için maddi olarak bütçenize uygun bir şekilde beni destekleyebilirsiniz. Çünkü bu kanalda sizlere yanıltıcı bir içerik hiçbir zaman çekmedim ve çekmeyeceğimi de garanti ediyorum. Artısıyla eksisiyle sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Ve gerçekten de detaylı bir şekilde bu videoları hazırlamaya çalışıyorum. Bunlar da benim çok fazla zamanımı alıyor. Bundan dolayı eğer maddi olarak da beni desteklemek istiyorsanız kanalımızın katıl bölümünü ya da süper teşekkürler bölümünden beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca bu hafta sonu pazar günü bir de canlı yayın yapmak istiyorum. Bu canlı yayınımız genel bir tanışma bağında olacak. Çünkü kanalımızın ilk canlı yayını olacak. Hem birbirimizi tanıyalım hem de kısa sürmesini planlıyorum. Yani yaklaşık yarım saat ya da bir saat kadar bir canlı yayın planlıyorum. Bu canlı yayının zamanını sizlere topluluk sekmesinden bildireceğim. Canlı yayınımıza da katılmanızı bekliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Kanalımda sizler için Pursa Slicer hakkında detaylı bir eğitim serisi yayınlamıştım. Yine kanalımın topluluk sekmesinde sizlerin hangi Slicer'ı kullandığınızı görebilmek için bir anket paylaştım. Katılımcıların %39'u Pursa Slicer, %32 kadarı da Orca Slicer kullandığını belirtmiş. Bir de burada seçenek olarak Kura'yı koymuştum. Kura da %29 seviyesinde görünüyor. Yorumlar kısmında benim buraya eklemediğim Slicer'ları belirten arkadaşlar oldu. Bunlardan bir tanesi Creality Print bir tanesi de Flash Print kullandığını belirtmiş. Yani bunlar aslında azınlıkta olan programlar. Şu anda bu 3 tane dilimleyici program dünya üzerinde sıklıkla kullanılan programlardı. Orca Slicer gerçekten kendini çok güzel geliştirmeye başladı. Prusa Slicer'dan çok çok üstün özellikleri olmaya başladı. Haliyle daha da tercih edilebilir hale geleceğini düşündüğüm için artık Orca Slicer eğitimlerine de başlıyoruz. Bu videoda ne yapacağız? Ana ekrana bir tanı ve bana Fursa Slicer'da da sıkça sorulan sorulardan yazıcı ekleme kısmına göz atacağız. Bu videoda sadece yazıcıyı nasıl ekleyeceğiz bir de ana ekranda kabaca neler var bunlara bakacağız. Kullandığımız yazıcıyı nasıl ekleyeceğimizle başlayalım. Orca Slicer programını indirdik ve bilgisayarımıza kurduk. Size zaten ilk başta bir kurulum penceresi yazıcınızı ekleyeceğiniz bir pencere çıkacak. Eğer bu pencereyi atladıysanız ya da çıkmadıysa veya hali hazırda kurdunuz bilgisayarınıza daha daha sonra bakarım dediniz. Aradan bir 3-5 ay geçti ve Orca Slicer kullanmaya karar verdiniz. Burada nasıl yapacağız? Geliyoruz. Dosya menüsünün yanında bakın burada yardım bölümü var. Buradan kurulum sihirbazını çalıştırıyoruz. Bizden yaşadığımız bölgeyi seçmemizi istiyor. İleri dedikten sonra gelen sayfada bizi yazıcılar karşılıyor. Şimdi burada yazıcınızın modelini girerek örneğin K1 yazdım ben. Şu anda çok fazla kullanılan bir yazıcı. Bunlar çok fazla soruluyor. Bakın hemen bir yazıcılar geldi. Şimdi Prusa Slicer burada gerçekten çok geride kaldı. Yeni çıkan yazıcıları programa entegre etmede çok geri kaldı. Kullanıcılar da burada çok fazla sıkıntı yaşamaya başladılar. Bu yüzden artık Orca Slicer'ın eğitimini de verelim. Tabii ben kendi topladığım bir yazıcıyı kullandığım için ve şu an içinde bu yazıcıda Marlin yazılımı yüklü olduğundan dolayı Marlin'i seçtim ve 0.4 mm nozzle seçerek devam ettim. Sizler de bu pencereden seçiminizi yapıp yazıcıyı yazıcınızı hızlı bir şekilde orka sıra ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyi yaptığım için pencereyi kapatıyorum. Gelelim ana ekrana. Ana ekranda sadece sol tarafta ayarları yaptığımız bir pencere var. Burası da güzel olmuş. Daha doğrusu programı ilk çalıştırdığımızda şu şekilde gelecek. Buradan New Project deyip ya da hali hazırda 3 MF uzantılı kaydettiğimiz bir projemiz varsa bunu açmak için şu kısmı kullanabiliriz. Hazırlık menüsüne buradan da geçebiliriz ya da buradan New Project deyip hazırlık menüsüne direkt geçebiliriz. Geldiğimiz zaman tabla bizi karşılıyor. Bu tablayı mouse'un sol tuşuyla döndürebiliyorum. Mouse'un tekerleğini ileriye iteklediğim zaman tabla bana yaklaşıyor. Geriye çektiğim zaman da tabla benden uzaklaşıyor. Mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak tablayı istediğim yere taşıyabiliyorum. Pursa Slicer'da tablaya baktığımız yönler vardı. Orka Slicer'da da klavyeden belli tuşları kullanarak tablaya bakış açımızı değiştirebiliyoruz. Tepeden bakmak için kontrol bir tuşunu kullanıyoruz. Kontrol bir tuşuna bastığımız zaman tepeden bakıyoruz. Kontrol 2 tabloya alttan bakıyor. Kontrol 3 önden görünüm. Kontrol 4 arkadan görünüm. Kontrol 5 soldan görünüm. Kontrol 6 sağdan görünüm. Kontrol 7 ise bu şekilde gösteriyor. Şuradaki kalite, dayanıklılık, hız, destek bunları da yine Prusa Slice eğitimlerinde verdiğim gibi detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım ve elimden geldiği kadar da bu içerikleri hızlı üretmeye başlayacağım. Gelelim orka slicer'ı güçlü kılan ve beni de cezbeden özelliklerden bir tanesine. Bakın yukarıda şöyle bir ızgara bölümü var. Burada yeni bir plaka daha ekleyebiliyoruz. Ekledik. İkinci plakamız da geldi. Şu anda iki plakamız var ve bu iki plakaya modellerimizi yükleyip ayrı ayrı bu plakaları dilimleyebiliyoruz. Bakın şu kısımda plakanın numarası veriliyor. Bu plakaya isim de verebiliyoruz. Şöyle tepeden bakalım. Kontrol bir tuşuna bastım bastım. Sağa çektim. Mouse'la kendime yaklaştırdım. Bakın burada isimsiz yazıyor. Yanındaki kalem işaretine tıklayıp plaka adı kısmına tabla 1 yazıyorum. Artık buradaki modellerimize göre buraya da bir isim verebiliriz. Yani önemli olan bu tablaların veya eklediğimiz plakaların isimlerinin değişiyor olması. Yandakine de tabla 2 ismini verdim. Bakın artık bunu kaydettiğimiz zaman yani 3 MF uzantılı olarak kaydettiğimizde bizim projemizdeki tüm modelleri tek bir dosya içerisinde toplamış oluyoruz. Peki tablanın yanında bu şekilde 5 tane simge var. Bu simgeler ne işe yarıyor bunlara bakalım. Şimdi şurada çarpı işareti mevcut tablayı siliyor. Tabla 2'yi kaldırmak için bu çarpıya tıklamam yeterli. Artık bir tane tablam kaldı. Yeniden eklemek için yine yukarıdan ekliyoruz. Altındaki simge ise modelleri oryente etmek için kullanılıyor. Bir altındaki simge ise modelleri hizalamamızı sağlıyor. Yani bunu şöyle göstereyim göstereyim size. Tabla 1'e sağ tıklıyorum Bakın buradan şekil ekle diyorum. Buna bir tane küp ekledim. Tabla 2'yi işaretledim. Yine buna da şekil ekle deyip buna da bir tane silindir ekledim. Eğer ki ben yukarıdaki bulunan hizala butonunu kullanırsam iki modeli bir nolu tablaya alacak ve burada düzenleyecek. Bakın tıklıyorum. Hizala diyorum. İki modeli de aldı. Bir tablada düzenledi. Diğer tablayı sildi. Tekrar tabla ekliyorum. Bakın şu modeli buraya taşıyorum. Bu tablaya silindiri tekrar oraya aldım. Silindir şurada duruyor ve ben bu tablanın merkezine gelmesini istiyorum. İşte o zaman buradaki hizalamayı kullanacağız. Bakın buna bastığım anda seçili olan tablanın üzerindeki modelleri otomatik olarak bu tabla üzerinde hizalayacak. Yine buradaki küpümüzü hizalamak için tabla biri seçtim ve buradaki butona bastığımda küp de bu tablanın merkezine yerleşmiş oldu. Farklı farklı tablolarda çalışırken hizalamayı bu şekilde kullanacağız. Şimdi burada hizalamaya da bir ufaktan girelim. Hizalamayı fusa Advisor'da A tuşuyla yapabiliyorduk. Burada da yine A tuşuyla yapıyoruz. Ama A tuşu şurada gözüktüğü gibi genel olarak yani iki tabladaki modelleri tek bir tablada birleştirip tek tabloya düşürmek için kullanılıyor. Burada da ne ortaya çıkıyor? Demek ki şu simge bizim için önemli olacak. Mevcut tablada eğer programı açtığımızda birden fazla tablo üzerinde çalışacaksak bu simgeyi sıklıkla kullanacağız demek. Alt tarafta mevcut tablayı kilitle var. Şimdi şöyle yapalım. Az önce hizalama yaptığı baktığımızda şuradaki tabla silinmişti. Bakın şimdi bu tabloyu kilitliyorum. Bunu da kilitliyorum. Şimdi A tuşuyla hizalama yapıyorum. Bakın seçilen tüm nesneler kilitli plaka üzerindedir. Bu nesneler üzerinde otomatik düzenleme yapamıyoruz diyor. Yani tabla üzerindeki yerleşimlerimizi veya modellerimizi artık son kararımızı verdik ve bunun bozulmasını istemediğimiz zaman tabloları bu şekilde kilitleyebiliyoruz. Mevcut tabloyu özelleştir kısmı buna tıkladığımda bakın yatak türünü seçebiliyoruz. Tablo buradan da isim verebiliyoruz. Yazdırma sırasını yani global yazdırma sırasıyla aynı katmana göre, nesneye göre. Burada şu ayrımı yapıyoruz. Yani her modelimiz tek tek katman olarak mı yazılsın yoksa teker teker nesne olarak mı yazılsın? Bunun seçimini burada yapıyoruz. Bu da hızlı ve güzel seçilebilir bir özellik olmuş. ilk katman filament dizisi de burada otomatik veya özelleştir dediğimizde hangi renk filamenti kullanacaksak buradan o filamentleri seçiyoruz. Zaten filament Bölümüne ya da şurada yazıcı bölümüne geldiğimizde bunları detaylı anlatıyor olacağız. Evet, bundan sonraki videomuzda da şu üst bardan bahsedelim. Bu üst bardaki simgeler ne işe yarıyor? Bunlardan bahsedelim. O şekilde devam edelim. Şimdi bu videoda dediğim gibi tabla, tablanın özellikleri, döndürmesi ve bakış açılarını bir de şu üstteki şu kısımları inceleyerek devam edelim. Şimdi burada ben geldim modellerimi iki tablaya ekledim. Şu taraftan dilimleyebilirim. Tamam mı? Plakayı dilimle dediğim anda seçili olan plakayı dilimleyecek. Bakın şunu seçtim. Plakayı dilimle dedim ve küp dilimlenmiş olarak geldi. Altında diğer plakalarımı da görebiliyorum. Artık ön izleme ekranına geçtik. Yani slice edilmiş modeli görüyoruz. Tamam mı? Katı haldeki modelden slice edilmiş hale geldik. Burada slice edildikten sonra diğer tablayı da seçip bakın şimdi silindiri seçiyorum ve silindiri dilimledi. Tekrar küpe geçiyorum. Burada küpü tekrar dilimledi. Hazırlık ekranına tekrar geçtim. Ctrl 1 tuşuna bastım. Tepeden bakıyorum. Şöyle plakaların ikisini de ekrana sığdırdım. Bakın buradan plakayı dilimle ya da hepsini dilimle olarak da seçebiliyorum. Şunu bir kapatalım. Evet. Yine ön izleme ekranına geçtik. Atıyorum şu küp modelini yazdıracağız. Ön izleme ekranına geçtiğimizde de modelimizi otomatik olarak dilimliyor. Tabla biri dilimledik ve artık bunu çıktı alacağız. Ben yazıcımı uzaktan kontrol ettiğim için bakın burada yazdır yazıyor. Burayı nasıl değiştireceğiz? Eğer ki bunu G-Code dosyası olarak dışarıya aktaracaksam buradan ok işaretine tıklayıp G-Code dosyasını dışarıya aktar diyeceğim ve bu butonu kullanacağım. Ben yazıcımı uzaktan kullandığım için yazdır butonunu işaretliyorum ve yazdıra bastığım anda bakın hangi makineye göndereceksem şurada makinem seçili zaten yükle ve yazdır deyip artık makineme gönderip bu baskıyı alabiliyorum. SD karttan ya da USB'den yazdırma yapıyorsanız burayı G-Code dosyasını dışa aktar deyip bu butona tıkladığınız anda Artık buradaki dilimlenmiş G kodu dışarıya alabilirsiniz. Tekrar burayı yazdıra aldım. Devam edelim. Beni Orca Slicer'da cezbeden özelliklerden bir tanesi de yazıcıma bağlandıktan sonra yani uzaktaki server tarafından kontrol edilen yazıcıma buraya ekledikten sonra bakın burada yazıcı sekmesi çıkıyor. Bu özelliği Prusa Slicer'da ben çok fazla bekledim. Fakat bir türlü getirmediler. Bu arada Orca Slicer aslında Prusa Slicer çatalıdır. Yani birçok özelliğini Prusa Slicer'dan alır. Geri kalan özellikleri ise geliştiriciler tarafından eklenen özellikler artık Prosa çok çok da dediğim gibi önüne geçmeye başladı. Daha güzel özellikleri de var yani eğitimlerde bunlardan zaten bahsediyor olacağım. Yazıcı sekmesine tıkladığım anda bakın yazıcımı bu ekranı görebilmek için ben bir tarayıcıyı açıp oradan görüyordum. Artık buradan bir tarayıcıya bağlanmışım gibi bu dilimleyici program içerisinde yazıcımda neler olup neler bittiğini görebiliyorum. Yani ben buradan yazıcımı açabilirim şöyle şu anda yazıcım açıldı benim. Mesela bunu 35 derece ayarlayayım. Şu anda yazıcı ısınmaya başladı. Aynı pencere içerisinde ben modelimi atarım, yazıcıya gelirim, ısınmasını başlatabilirim. Bakın gördüğünüz gibi yazıcım ısınmaya başladı, devam ediyor. 28 derece oldu şu an ekstruder. Hatta bunu 1 derece yapalım. Şuradan ışıkları yanıyordu bunu kapatayım. Bakın burada konsolda da olup bitenleri görebiliyoruz. Şu anda kasa ışıklarının kapalı olduğunu gösteriyor bana. Evet burada bir de proje sekmesi var. Burası bizim buradaki hazırlık bölümünde oluşturduğumuz tablaların genel olarak proje dosyalarını hazırladığımız yer. Yani aslında bilgilendirici olarak çalışıyor. Ben bu 3MF dosyasını hazırladım. Sizlerle paylaştım. Siz bu dosya içerisinde neler olup bitiyor? Hangi tabla hangi parçaları barındırıyor? Yani ben şuraya mesela atıyorum bir robot kol yapıyoruz. Burayı kol parçaları olarak değiştirdim. Şurada da robot kolumuzun dişlileri var diyelim. Dişliler olarak değiştirdim. Burada 4 tane tablamız olduğunu varsayalım. 2 tane var şu anda ama 4 tane varsayalım. Alttakinde de işte diğer parçalar veya ek parçalar diye 2 tane daha tablo oluşturduk. Burada işte proje kısmında o bilgileri veriyoruz. Bakın edit project info dediğim anda temel bilgi. Bu projeyi kim hazırlamış, modelin adı ne, lisansı var mı, hangi lisansla yayınlayacağım ben bunu gibi bölümler var. Bizim projemizin resimlerini de buraya gömebiliyoruz. Malzeme listesi, hangi malzemeler kullanıldı, neleri tedarik etmemiz gerekiyor gibi dosyaları da ekleyebiliyoruz. Tabi buradaki resimler belli formatları destekliyor. PNG, JPEG, JPG, BMP gibi uzantıları destekliyor. Malzeme listesi bölümünde Excel dosyası ya da PDF dosyası ekleyebiliyoruz. Montaj Kılavuzu bölümünde yine sadece PDF uzantılı dosyalar ekleyebiliyoruz. Diğer kısmına geldiğimizde de sadece TXT uzantılı dosyayı bu kısma ekleyebiliyoruz. Burada da bu TXT dosyasında daha geniş bir bilgi verebiliriz. Yani özetle bir projeyi aldık yapacağız. Birden fazla parçası var. Bunlar hakkında tüm bilgiyi tek bir dosyayı ben sizle paylaştığım zaman buradan görebiliyor olacaksınız. Bu da gerçekten çok güzel düşünülmüş ve hazırlanmış bir özellik. Evet bu videoda Orca kabaca tanımış olalım ve yavaş yavaş da bu videoyu bitirelim. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi kanalımızın katıl üyelikleri ve süper teşekkürler özellikleri açıldı. Buradan desteklerinizi bekliyorum. Eğer ki içerikleri beğeniyorsanız buradan da bana destek gönderebilirsiniz. Her zamanki gibi klasik kapanışımızı yapalım. Kanalımda sizler için faydalı içerikler paylaşıyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.